Dile kolay. 5000 yıllık kesintisiz bir kent yaşamı. Dünyada 5000 yıldır kesintisiz toplumsal yaşamın devam ettiği bir başka kent gerçekliği yok. Şüphesiz Sur'la birlikte Fasilis ve Ninova'da kuruldu. Ancak onlar 5000 yıl boyunca toplumsal yaşamlarını sürdürerek bugüne kadar maalesef ulaşamadılar. Sur bu yönüyle dünyada eşsiz bir antik kent. Sur burçları ile gönüllerimizin tacıdır. Sur tarihi geçmişten alınan güç ile geleceğimize nasihattır. Sur şarkılara ilham, romanlara kaynaktır. Sur sosyolojisi ile dayanışmanın ve direnişin ruhudur. Sur insanlığı misafir edendir, tüm insanlığa mirastır. Buradan bir kez daha toplantımıza değer katan, bizleri onurlandıran Sur platformunun temsilcileri ve ailelerine hoş geldiniz diyoruz. Bütün Sur halkına selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli basın emekçileri, aramızda değerli Nuriye ve Semih hocalarımızın aileleri var. Onlar 271 gündür direnişteler. Deyim yerinde ise bir komedi sonucunda tutuklanmaları, yargılanmaları geçen hafta en nihayetinde tahliyeleriyle sonuçlanmıştır. İvedi olarak işlerine geri dönmelerini, taleplerinin insani, vicdani, ahlaki olan taleplerinin kabulünü ve kendilerinin de açlık grevine sebep olan bu gerekçenin ortadan kalkmasını talep ediyoruz. Değerli konuklarımız, tam 4 gün önce 1 Aralık günü Kuzey Suriye Federasyonu'nda yerel meclis seçimleri yapıldı. Partimizden milletvekillerinin ve gözlemcilerinin dahil olduğu seçimler oldukça katılımcı ve demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Çok şükür hiçbir asayiş sorunu yaşanmadı. Bizler de seçimlerde ortaya çıkan halk iradesini HDP olarak selamlıyoruz. Bu seçimlerin Suriye'deki kaosun ve savaşın sona ermesine ve siyasi çözüme katkı sunmasını umuyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli konuklarımız, 2 gün önce Dünya Engelliler Günü'ydü. Bu konuda karnesi çok kötü olan bir ülke ve bu siyasi iktidar döneminde engellilerin yaşam engelleri maalesef azalmamış, artmıştır. Engellilerin haklarına saygı göstermeleri ve gereken adımları atmaları çağrısında bulunuyoruz siyasi iktidara. Dün Dünya Madenciler Günü'ydü. Madenciler toplumun sönmeyen fenerleridir. Madenciler, yeryüzünün sıcak olması için soğuk ortamda, karanlık ocaklarda çalışan emekçilerdir. Daha dün Şırnak'ta 3 maden emekçisi bir deyim yerinde ise cinayet sonucu yaşamlarını yitirdiler. Geçen hafta Zonguldak Karadon'da, geçen sene Şirvan'da, yaklaşık 3 yıl önce ise Soma'da aynı iş katliamlarına tanıklık etmiştik. Biz hayatını kaybeden tüm madencilerin emekleri önünde saygıyla eğiliyor ve Madenciler Günü'nü kutluyoruz. Onların hak arayışlarının sürekli bir parçası olduğumuzu belirtmek istiyorum. Değerli eş genel başkanımız Sayın Serpil Kemal Bay'ın grup toplantısındaki konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Değerli konuklarımız, değerli Sur platformu üyeleri, milletvekillerimiz, grup başkan vekillerimiz, değerli kadınlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün akşam sevgili Nuriye'yi ziyaret ettim ve onunla sohbet etme şansım oldu. Çok moralli, dirençli. O kocaman gülüşüyle bizi karşıladı. Nuriye ve Semih OAL ve KHK'lara karşı mücadelede faşizme karşı bir sembol oldu. Ve bugüne kadar kanun hükmünde kararnamelerle hukuksuz bir şekilde işlerinden atılan
akademisyenleri, kamu emekçilerini, çalışanları temsil ettiler ve onların sesini Türkiye'ye ve bütün dünyaya duyurdular. Türkiye'de yaşanan siyasi darbe sürecinin emekçilere yönelik saldırılarını teşhir ettiler. Onlar akademisyen ve öğretmen olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı ama bir gecede terörist ilan edildiler. Türkiye'deki hukuksuzluğun ne kadar pervasızlaştığının sembolü oldu onlara yapılan bu saldırılar. Şimdi ailelerinin yanındalar fakat açlık grevlerine devam ediyorlar. Nuriye ve Semih'in açlık grevlerinin kazanımla sonuçlanması, işlerine geri dönebilmeleri hepimizin talebidir. Ve Türkiye'de bu OHAL sürecinde Avrupa'ya karşı kurulmuş aslında bir hukuksuzluğun üstüne örtü olan OHAL komisyonuna buradan çağrı yapmak istiyorum. OHAL komisyonu görevini yap ve bir an önce Nuriye ve Semih'in dosyalarını görüş ve kararını ver. Bu hukuksuzluk artık son bulsun. Bu insanlık dışı muamele, vicdansızlık ve adaletsizlikle örülen bu süreç artık son bulsun diyoruz. Nuriye ve Semih onurumuzdur. Onların mücadelesi de bizlerin mücadelesidir. Bugün burada aramızda bulunan Sur platformu Türkiye'de yaşanan kent yağmasını, tarih yağmasını ve kültür yağmasını bugüne kadar anlattı. Hem Türkiye halklarına hem de bütün dünyaya sesini duyurmaya çalıştı. Türkiye'de AKP saray rejiminin en çok saldırdığı yer Kürt coğrafyası ve orada da güvenlikçi politikalarla ve rantçı, yağmacı politikalarla birlikte yaşamı halkın aleyhine dönüştürmek, yaşamı militaristleştirmek ve kültürü, tarihi yok etmek üzerine kurulmuş politikalar. Sur burada en çok, en ağır bedeli ödeyenlerden oldu. Sur aslında bir sit alanı, bir çivi bile çakılması kabul edilemez. Sadece bizim değil, dünya halklarının bir mirasıdır ve herkesin sahiplenmesi gerekirken ne yazık ki dünyanın içinden geçtiği bu olumsuz iklim, atmosfer, otoriterleşme, savaş, militarizm, çatışma, kutuplaşma döneminin sonuçları hayatımıza nüfuz ediyor ve Sur'a müdahale etmekte oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Sur'u herkes sahiplenmelidir. UNESCO'nun evrensel miras olarak tanımladığı Sur, bugün AKP saray rejiminin kentsel dönüşüm adı altında yağmasıyla karşı karşıya. Kentin %60'ı kamulaştırma adı altında yağmalanmış durumdadır. Ve bu tablo aslında şöyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Sanki kent savaşları sebebiyle gerçekleşmiş, ablukalar sebebiyle gerçekleşmiş bir sonuç gibi aktarıyorlar. Tam tersine hiç çatışmaların hiç olmadığı mahalleler dahil olmak üzere bütün alan aslında bugünkü rantçı, yağmacı AKP saray rejiminin saldırısı altında. Aslında burada bir mülkün el değiştirmesi, halkın yaşam hakkı, konut hakkının sermayeye aktarılması, sermaye tarafından yağmalanması ile karşı karşıyayız. Bugün 34 bini aşkın insan eşyalarını bile almadan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Elektrikleri kesildi, suları kesildi, insanlık dışı koşullara mahkum edildi. Biz buradan bir kez daha bütün dünyayı, halklarımızı Sur'a yapılan bu saldırılar karşısında dayanışmaya davet ediyoruz, mücadeleye davet ediyoruz.
Sur sakinleri bir an önce evlerine geri dönmelidir. Bunun hukuki ve teknik koşulları iktidar tarafından sağlanmalıdır diyoruz. Değerli arkadaşlar, Grup Başkan Vekilimiz başlarken de söyledi. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ve Türkiye'de çalışma yaşamının aslında ölümlerle anıldığı, haksızlıklarla, ağır sömürü koşullarıyla anıldığını biliyoruz ve maden çalışanları bunların içerisinde en ağır koşullarda, kölelik koşullarında çalışıyorlar. Hemen aynı gün Şırnak merkeze bağlı Kiron yakınlarında kömür ocağında grizu patlaması oldu ve 3 işçi yaşamını yitirdi. Biz bunlara iş cinayeti diyoruz. Çünkü hiçbir önlem alınmadan bile bile göz göre göre gelen kazalardır ve bunlar aslında kaza değildir. Aslında ocaklarda, maden ocaklarında ilkel koşullarda üretim yapıldığını, ortaçağ usulü üretim yapıldığını hükümet de biliyor, Çalışma Bakanlığı da biliyor, iş müfettişleri de biliyor, herkes biliyor. Herkesin bildiği, herkesin gördüğü bir tehlike ortamında, risk ortamında yaşanan şey kesinlikle bir kaza olarak görülemez. Bu aslında karı merkezine alan, her şeyin üstünde gören, insan yaşamının, insan canının üstünde gören bir iktidar anlayışının sonuçlarıdır. Sömürü mekanizması giderek ağırlaşmış ve özellikle madenlerdeki sömürü çarkı ağırlaşmış. Yandaşlar daha çok sermaye biriktirebilsinler diye bütün denetim mekanizmaları ortadan kaldırılmış ki buna aslında biz işte kölelik koşulları diyoruz. O hal işte bu zemini de körükleyen, işçilerin bu kötü koşullara mahkum edilmesine sebep olan bir şey. Aynı zamanda işsizlik ve yoksulluk bölge halkını, özellikle Şırnak halkını bu madenlerde bile bile çalışmaya zorluyor. Hiçbir seçenek bırakmadığınız, geçimlik için tarımı öldürdüğünüz ve çalışmak için hiçbir olanak yaratmadığınız, iş olanağı yaratmadığınız bir ortamda insanlar işte bu ilkel koşullarda çalışmaya, evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. İşçilerin grev hakkının elinden alınması, işçilerin sendikal örgütlenmesinin ortadan kaldırılmasının sonuçları da aslında bu katliamların giderek artmasına sebep oluyor ki işte bu darbe sürecinde, OHAL koşullarında emekçiler çok daha fazla bedeller, ağır bedeller ödüyorlar. Burada yaşamını yitiren maden işçilerini saygıyla anıyoruz. Onların anısına bu mücadeleyi her zaman sürdüreceğimizi ve işçilerin çalıştıkları yerlerde, iş yerlerinde, üretim yerlerinde söz, yetki, karar sahibi olabilecekleri ve örgütlenebilecekleri, haklarını arayabilecekleri, güvenli, sağlıklı çalışma koşullarına ulaşabilecekleri mekanizmaları yaratmak için burada bir kez daha söz veriyoruz. Bu mücadelenin her zaman biz parçası olduk, parçası olmaya devam edeceğiz. Gerçekten Türkiye'deki bu ağır tabloyu hayatın her alanında yaşadığımız bir gerçek ve 6-7 Aralık'ta 4 Kasım'da yapılan darbeyi, partimize yapılan darbenin artık mahkemelerde yargılanma süreciyle karşı karşıya kalacağız. Tam 397 gündür milletvekillerimiz rehin alındılar ve sevgili eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş bu süre içerisinde tutuklu olduğu dosyadan hiçbir şekilde mahkemeye çıkartılmadı. 7 Aralık'ta Selahattin Demirtaş ilk kez tutuklandığı dosyadan mahkemeye çıkartılacak. 6 Aralık'ta da
sevgili Figen Yüksekdağ'ın ve İdris Baluke'nin duruşmaları var. Onlar da tutuklu bulundukları dosyadan yargılanacaklar. Bu mahkemeler aslında siyasi bir tasfiyenin aracı olduğu için ve mahkemelere çıkan milletvekillerimiz, eş genel başkanımız, partililerimiz kendilerini yargılamak için karşılarında bulunan kişileri yargıladıkları için Selahattin Başkan da mahkemeye duruşmaya getirilmiyor. Tutuklu dosyasının ilk duruşması 399 gün sonra, yani 7 Aralık günü olacak dedim. 7 Aralık'ta Ankara'da güçlü bir şekilde biz de bu davaya, duruşmaya katılacağız. Bir gün önce de Anayasa Mahkemesi Selahattin Başkan'ın dosyasını görüşecek. Yani bir yılın üzerinde bir süre geçti. Anayasa Mahkemesi'nin içtihat kararları var. Milletvekilleri tutuklu yargılanamaz ve bununla ilgili içtihat kararını açıklaması için içtihat kararını açıklaması gerekirken bugüne kadar Anayasa Mahkemesi bugüne kadar sustu, uyudu, sesini çıkartmadı. Fakat şimdi Anayasa Mahkemesi birdenbire nasıl oluyorsa tam da duruşma tarihi belli olduğu günden bir gün önceye bu dosyayı görüşmeye karar verdi. Herhalde bir yerlerden AYM'ye bir mesaj gitti. Beyefendi aramış olabilir. Saraydan bir şekilde bu böyle düzenlenmiş olabilir. Anayasa Mahkemesi'nin görevi Türkiye'de anayasanın uygulanıp uygulanmadığını denetlemek olması gerekirken artık son adres bu ülkede hukukun olduğuna dair bir tek çaba gösterebilecek en son yer olarak kalmışken işte gördüğünüz gibi Anayasa Mahkemesi de tamamen sarayın partimize yönelik çizdiği çizelgeye göre, takvime göre tutum alıyor ve tam da bir gün önce bu kararını dosyayı görüşmeye karar veriyor. Aynı gün 21 tane dosya var. 21 dosyayı birlikte görüşecek. 6 milyonluk bir partinin eş genel başkanının dosyasını inceleyeceği gün 21 tane daha dosya inceleyecek. Değerli arkadaşlar, 21 tane dosyayı bir gün içerisinde incelediği zaman kaç dakika kalacak Selahattin Başkan'ın dosyasını incelemek için? 15 dakika mı bakacaksınız? 15 dakikaya o dosyanın sayfalarını çevirmeye gücünüz yetmez, zamanınız yetmez. 15 dakikaya yüksek yargı bilir, çayın demini bile alması mümkün değil. Siz 15 dakikaya neyi inceleyeceksiniz? Demek ki saraydan bir karar alınıyor. O kararın onay merci olarak da Anayasa Mahkemesi rol alıyor. Bu ülkenin insanları böyle bir Anayasa Mahkemesi'ni hak etmiyor arkadaşlar. Aynı Anayasa Mahkemesi bir süre önce geçen hafta sevgili milletvekilimiz Gülser Yıldırım'ın dosyasını incelemişti. Gerçekten içler acısı bir karardı. Bir Anayasa Mahkemesi'nin asla ve asla yazmayacağı, yapmayacağı bir gerekçe açıklamıştı. O gerekçe de öyle ki sahte bir Twitter hesabını Anayasa Mahkemesi kendi gerekçesinin içerisine koymuştu. Yalan, uydurma ifadeleri, polis fezlekelerinden kopyalanmış ifadeleri sevgili Gülser Yıldırım'ın dosyasına gerekçe yapmıştı, kararına gerekçe yapmıştı. Biz buradan Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Anayasa Mahkemesi eğer onurunu kurtarmak istiyorsa 6 Aralık'ta kendi içtihatlarını hatırlar ve hukuka göre bir karar verir. Aksi halde şunu asla unutmasınlar. Hiçbir HDP'li asla ve asla cezaevlerinden
baskıdan, şiddetten, işkenceden yılmaz. Biat etmez, korkmaz. Bizler, siz bizim üzerimize nasıl gelirseniz gelin, direnmeye devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Dayanışmaya, mücadeleye, bu ülkeye demokrasinin gelmesi için, barışın gelmesi için politika yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi hakikatleri ortaya koymaktan alıkoyamaz. Bekir Bozdağ hükümet sözcüsü olarak dedi ki, ABD'de, New York'ta bir tiyatro oynanıyor. Oradaki Zarrab davası için, Atilla davası için. Ona şöyle söylemek isterim. On binlerce kilometre öteye hiç gitmenize gerek yok ki. Eğer bir tiyatro görmek istiyorsanız, hukukun bir tiyatro olduğunu anlamak istiyorsanız önce dönüp şu davalara bakacaksınız. HDP'ye yönelttiğiniz suçlamalara bir bakın. HDP için hazırladığınız uyduruk fezlekelere bakın. Milletvekillerimizin, eş başkanlarımızın, belediye eş başkanlarımızın konuşmalarından yola çıkarak hazırladığınız dosyalara bir bakın. Nasıl bir tiyatro oynandığını göreceksiniz. Bu sürecin nasıl bir hukukla işlediğine bir bakın. O zaman Reza Zarrab tiyatrosu mu daha iyi bir tiyatro, daha güzel düzenlenmiş bir tiyatro, yoksa siz mi daha mahirsiniz? Bunu göreceksiniz. Bir gece, aynı gece 11 milletvekilimiz eş genel başkanlarımızla birlikte operasyona tabi oluyor ve gözaltına alınıyor. Hangi hukuk içerisinde bu var? Böyle bir talimatı verecek hangi savcı var aynı anda eş zamanlı ve eş güdümlü olarak partililerimize bu şekilde operasyon yapıyorsunuz? Bu tiyatro değil de nedir? Ahmet Şıkkı gözaltına alırken, tutuklarken, ona dosyalar hazırlarken yaptığınız nedir? Bu da bir tiyatrodur. Sevgili Nuriye Gülmen'e, Semih Özakçay'a bir gecede İlan ettiğiniz teröristtir suçlaması nedir? İşte bu tiyatronun bir parçasıdır. Ve siz bu tiyatroyu aslında ortaklarınızdan devraldınız. Fethullahçı yapı bu tiyatroyu önce onlar başlattı. Hatta onlar önce bu tiyatroyu partimiz üzerinde hayata geçirdiler. 2009'da partililerimizi, bileşenlerimizi gözaltına alarak, siyasi tasfiyeye maruz bırakarak bunu yaptılar ve ondan sonraki bütün hukuki süreçlerin Fethullahçı yapı tarafından kurgulanmış bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama siz onlardan şimdi öğrendiklerinizi demokrasi güçlerine karşı, Halkların Demokratik Partisi'ne karşı yapıyorsunuz ve diyebiliriz ki değerli arkadaşlar, boynuzda kulağa geçmiş durumda. Türkiye'yi çalkalayan, tartışmalar yaratan, büyük soru işaretler yaratan, büyük endişeler yaratan bu yolsuzluk, rüşvet, hayali ihracat, kara para aklanması dönemi ile karşı karşıyayız. AKP Genel Başkanı Erdoğan oturuyor kalkıyor, bir yalandan bahsediyor. Bunun bir algı operasyonu olduğundan bahsediyor. İşte kendilerine yöneltilmiş bir operasyondan bahsediyor. Ya siz bu dört bakanı, hani bir tanesi çok pahalı bir saat takmıştı koluna. Bir tanesi makaracı bir bakan. Bu dört bakanı şu mecliste aklamadınız mı? Niye Yüce Divan'a göndermediniz?
Eğer bir ülkede yolsuzluk varsa, rüşvet varsa, kara para aklanması varsa, suç varsa onun araştırılacağı yer demokratik kurumlardır. Halkın önünde şeffaf bir şekilde, demokratik bir şekilde siz hesap verirsiniz. Ondan sonra size eğer iftira atan varsa, sizi hedefleyen varsa herkes bunu görür. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz her şeyin üstünü örtüyorsunuz. Ondan sonra efendim yok böyle bir şey yok diyorsunuz. İşte bu sürecin işleyişi de aynen bir organize suç çetesinin saklanması sürecidir. Aslında devletin başında organize bir çete vardır. Bu ülke aslında bir çeteyle yönetiliyor. Eğer çeteyle yönetilmeseydi, demokrasiyle yönetilseydi, o zaman biz bu ithamlar karşısında demokratik süreçlerin işlediğini ve bu meclisin kurulları içerisinde bir aklanma süreci yaşandığına tanıklık ederdik. Neyden kaçıyorsunuz? Niye böyle bir aklanmayı tercih etmiyorsunuz? Halkın sorması gereken budur. Halkı kutuplaştırarak, savaş, şiddet, düşmanlar yaratarak aslında yapmaya çalıştığınız sorumluluktan kaçmaktır. Aynı şeyi işte bu çetenin siyasi ayağı da ne yapıyor? Kendisine muhalif olan, muhalif olarak gördüğü demokrasiden, haklardan yana olan kesimlere operasyonlar yaparak, hukuksuz uygulamalar gerçekleştirerek aynı şekilde kendisini saklamak için başkalarına saldırıyor, karşı tarafa saldırıyor, muhalefete saldırıyor. Bakın size böyle bir fotoğraf gösteriyorum. Herkes bu fotoğrafı hatırlar. Reza Zarrab aslında bu ülkede gözaltına alındı ve şimdi söylediğine göre kısmen rüşvet vererek gözaltından kurtulmuş. Ve daha sonra devletin, hükümetin, iktidarın aymazlığı sebebiyle bu kişi yandaş bir basın kuruluşuna çıkarak Türk bayrağının önüne oturtularak, ki biz bu senaryoyu çok önceden biliyoruz. Hrant Dink davasından biliyoruz. Onun katilinin bayrak önündeki fotoğrafından biliyoruz. Pek çok kez görüyoruz. Bayrağın önüne oturtulan bu şahıs aslında bugüne kadar ortaya saçılmış olan bütün pisliklerin tanıklığını yapan kişi ve içinde yer alan kişi. Bu çürümenin, bu yozlaşmanın faillerinden aynı zamanda ve AKP saray iktidarının da ortaklarından. Eğer öyle olmasaydı böyle bir fotoğraf ortaya çıkabilir miydi? Şimdi AKP saray iktidarı ne yapıyor? Şimdi arkaya koyduğu bu bayrağı getirmiş bu süreçte bu pisliklerin üstünü örtmek için rüşvetin, hırsızlığın, yalanın, talanın üstünü örtüyor. Diyor ki bu millete yapılan bir saldırıdır. Bu devlete yapılan bir saldırıdır. Erdoğan'a bir yapılan bir saldırıdır. O yüzden siz buna kulak asmayın. Biz de bunu araştırmayacağız. Hayır efendim. Bu millete yapılmış bir saldırı değildir. Siz o milletten ne anlıyorsunuz bilmiyoruz ama biz milletten halkı anlıyoruz. Halklarımızı anlıyoruz. Halklarımıza yapılmış bir saldırı değildir. Ve siz şimdi Kürt düşmanlığı yaparak sahte anti-emperyalistliğe soyunarak sahte düşmanlar yaratarak bu işin üstü altından kalkamazsınız. Üstünü de bayrakla filan örtemezsiniz diyoruz. Bu ne millidir, ne yerlidir? Bu mesele basbayağı bir rüşvet, talan,
hırsızlık meselesidir. Bu sizin de tam da söylediğiniz gibi bir metal yorgunluğu da değil, sevgili Selahattin Başkan'ın dediği gibi bir metal çürümesidir. Bir çöplük artık çürümüştür, metan gazı üretiyordur. Bu çürümenin kokularıdır, pisliğidir ve Türk bayrağı bu pisliğin üstünü örtmeyecektir değerli arkadaşlar. Bakın, Selahattin Başkan bu konularla ilgili bir konuşma yapmıştı. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Tam da bu siyasi ayağıyla ilgili, bu çetenin siyasi ayağıyla ilgili. Hem de Selahattin Başkan'a da buradan bir selam göndermiş olalım. Neden Selahattin Başkan rehin alınmış durumda? Soralım gerçekten, niye onlar içerideler? Man Adası'nda para trafiği yapan Selahattin Başkan mı? Figen Yüksekdağ mı? Bu rüşvet kirli ilişkilerine bulaşmış olan Ahmet Şık mı? Nuriye ve Semih mi? Niye onlar cezalandırılıyor, onlar rehin alınıyor? Gördüğünüz gibi tüm onurlu insanlar rehin alınmış durumdalar ve tüm suçlular, pisliklere bulaşmış olanlar da sokakta ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Hırsızlar dışarıda, onurlu insanlar içeride değerli arkadaşlar. Fakat mızrak çuvala sığmıyor. Bu halk gerçekleri görüyor. Bu halk rüşvete, hırsızlığa onay veren bir halk değil. Tam tersine bu halk bu adaletsizliği, bu çürümeyi mutlaka cezalandıracaktır diye düşünüyoruz. AKP saray rejimi bu süreçte işledikleri insanlık suçlarının yanı sıra aynı zamanda uluslararası suçlara, uluslararası karıştıkları suçları da ortaya çıkmış oldu. Ve gerçekten de 15 yılın en ciddi krizini yaşıyorlar değerli arkadaşlar. Fakat diyorlar ki biz bunlarla aynı gemideyiz. İşte bunlara bir şey olursa biz ne oluruz? Hayır. Biz bunlarla aynı gemide değiliz. Biz Erdoğan'la aynı gemide değiliz. Biz bu hırsızlarla aynı gemide değiliz. Rüşvet alanlarla aynı gemide değiliz. Biz Soma'da yaşamını yitirenler nasıl ki onların patronlarıyla aynı gemide değilse, Aladağ'da yanan çocuklar nasıl ki ona göz yuman iktidarla aynı gemide olmamışsa, fabrikada 16 saat çalışan işçi nasıl ki 700 bin dolarlık saat takan Çağlayan'la aynı gemide değilse, çocuklarını odun alıp gelip çocuklarını ısıtmaya çalışan, 6 liraya oduncudan odun alıp çocuklarını ısıtmaya çalışan ama başaramadığı için depresyona girip yaşamına son veren Emine Akçay'la bunlar aynı gemide değiller. Biz de bunlarla, Zarrab'la, Erdoğan'la, bu hırsızlarla aynı gemide değiliz değerli arkadaşlar. Biz Selahattin Başkan'la aynı gemideyiz. Figen Yüksekdağ'la aynı gemideyiz. Ahmet Şık'la, Nuriye'yle aynı gemideyiz. İşçilerle, emekçilerle aynı gemideyiz.
yapıyorlar? Tabii ki Afrin'e saldırarak Türkiye'yi bir yeni bir savaşın içerisine sokmaya çalışarak bu sıkışmışlıklarını aşmaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, bakın Suriye'de 1 Aralık'ta Kuzey Suriye Federasyonu meclisini seçti. Gerçekten gurur duyulacak, onur duyulacak bir demokratik sürece imza atmış oldu. Şu anda Suriye'de demokratik bir çözüm için çok ciddi, anlamlı bir adım atılmış durumda. Herkesin ne yapması gerekiyor? 6 yıldır 1 milyonu aşkın insanın öldüğü, milyonlarca insanın zorunlu göçe maruz kaldığı bu coğrafyada artık bu ağır insanlık krizini sonlandırması ve demokratik bir çözümün hayat bulması için adım atması gerekiyor. Fakat Erdoğan ne yapıyor? Erdoğan savaşı kışkırtmak için elinden geleni ardına koymuyor. Ne istiyorsunuz Afrin'den diye soruyoruz, cevap da alamıyoruz. Düne kadar başka isimler ifade ediyordu, PYD, YPG, ama şimdi direkt Afrin diyor. Afrin ki orada bu 6 yıllık savaş içerisinde savaştan uzak kalabilmiş ve savaştan kaçıp gelen insanlara ev sahipliği yapabilmiş yegane yer. Ve burada Kürtler, Türkmenler, Çerkezler, Araplar, Asuriler, Süryaniler bir arada yaşıyorlar ve şu 1 Aralık'ta yapılan referandumda bütün bu saydığım insanların dili, ana dili kabul ediliyor ve özgür bir şekilde, herkesin eşit bir şekilde, demokratik ve kadın özgürlükçü bir yönetim tarzını inşa etmeye çalışıyorlar. Suriye'de inşa edilmeye çalışılan şey aslında bir model olarak hem Türkiye halkları için hem de dünya halkları için bu sıkışmış, artık patlama noktasına gelmiş insanlık krizine çare olabilecek bir çözümdür. Ve Sayın Abdullah Öcalan'ın 2013'te başlattığı barış demokratik çözüm süreci işte bunu tarif ediyordu. Ve bunlar tecritle, ağır tecrit koşullarıyla Sayın Abdullah Öcalan'ı da susturmaya çalışıyorlar. Onun Türkiye halklarına, Orta Doğu halklarına yönelik çözüm önerilerini üstünü de örtmeye ve savaş politikalarını işte bu kutuplaştırıcı dilleriyle ortaya koymaya çalışıyorlar. Efendim F-16 olacakmış da insanların tepesine düşecekmiş. Hani sen baldıran zehri içecektin? Ne oldu? Neden baldıran zehri içmekten vazgeçtin? İşte bu ülkenin gerçek barış ve demokrasi mücadelesi verenleri cezaevlerinde rehin durumdalar ve bedel ödüyorlar. Gerçek özgürlüğü ve barışı bu ülkeye biz getireceğiz. Selahattin Demirtaş getirecek, Figen Yüksekdağ getirecek, HDP'li siyasiler getirecek ve bu savaşın, çatışmanın, ölümlerin bedelini biz bu siyasetten, bu iktidardan soracağız. Bu iktidar öyle kolayca işlediği suçlardan, hırsızlık, yolsuzluk suçundan, sivil katliamlardan kolayca kurtulamaz. Bugünlerde izliyorum AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın grup toplantılarını. Arkadan çocuklar dede dede diye bağırıyorlar. Aklıma şu geliyor. Acaba diyorum birileri subliminal mesaj mı veriyor? Artık sen çok yoruldun, metal yorgunluğun var, biraz torun sev diye. Ama öyle yağma yok. Biz bütün bu suçların hesabını ondan soracağız. Er ya da geç bu ülkeye hukuk gelecek, demokrasi gelecek, barış gelecek ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da hesap verecek. Ağrı'ya gitmiş. Ağrı'da efendim çok iyi karşılanmış.
Ya sen bu ülkenin halklarının iradesini ortadan kaldırdın. Halkların %70'lerle, 80'lerle, 90'larla seçtiği belediye eş başkanlarını, meclis üyelerini tutukladın. Bunu hangi yasaya, hangi hakka, hangi vicdana, hangi adalete dayalı olarak yaptın? Bir darbe yaparak gerçekleştirdin. Halkın bunu öyle sineye çektiğini nereden çıkartıyorsun? Bakın aynı gün benim de orada bulunmam gerekiyordu ve Ağrı HDP'nin Ağrı Kongresi yapılacaktı. Hem HDP'nin Ağrı Kongresi yapılacaktı, onlar da kendi kongrelerini yapacaklardı. Ne yaptı? Her zamanki gibi iktidar olmanın fırsatlarını değerlendirdi ve oradaki İl Seçim Kurulu karar verdi birdenbire. Efendim HDP o gün yapamazmış kongresini. Ve biz mecbur kaldık, ertelemek zorunda kaldık. İşte gücü bu kadar en küçük şey için bile kullanan, hani derler ya, sinekten yağ çıkartmaya çalışan bir anlayışla sen hiçbir şekilde başarılı olamazsın. Halkımız bunları görüyor. Bunların hesabını senden soracak. Değerli arkadaşlar, cezaevleri en kanayan yaralarımızdan, bu hükümetin de bu iktidarın da en çok kendisini var edebilmek için muhaliflerini siyasi operasyonlarla gönderdiği bu yerlerde en çok zulmettiği cezaevleri ve tutsaklar. Belki de tarihimizde onca darbe süreci yaşandı ama hiç bu kadar çok insan tutuklanmadı, biliyor musunuz? Yani baktığımız zaman 50 binler civarında seyrediyor. Bazen hani biraz daha 60-70 binlere kadar çıkmış o karanlık dönemlerde, 90'lı yıllarda 12 Eylül darbesinin hemen arkasından. Fakat hiç bu kadar çok insan rehin alınmamıştı. Cezaevlerinde 220 bini aşkın insan var. Birçok ilden daha fazla insan, birçok ilde yaşayan insan sayısı cezaevlerinden daha da az. Bu nasıl bir istibdat dönemi yaşandığının da göstergelerinden, orada sistematik olarak işkence, hasta tutsakların tedavi edilmemesi ve hasta tutsakların, ağır hasta tutsakların keyfi bir şekilde rehin tutulmasıyla karşı karşıyayız. Anneler yeni doğan bebekleriyle birlikte bu dönemde cezaevlerine atılıyor ve hasta tutsaklar da ancak ölürlerse cezaevi dışına çıkarılabiliyor. Vicdansız, adaletsiz bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, bizler bu dönemde dayanışmayı, mücadeleyi bütün zorluklarına rağmen sürdürüyoruz ve üstümüze gelen bütün bu baskılara karşı gerçekleri söylemekten, birbirimizle dayanışmaktan ve mücadele etmekten geri durmuyoruz. Cezaevlerindeki sorunları da her zaman hem gündemleştirmek, hem dayanışma içerisinde olmak, hem de cezaevlerindeki arkadaşlarımıza, arkadaşlarımızın sesi olabilmek bizim için çok önemli. Bu dayanışmayı büyütmemiz gerekiyor. Ve ağır hasta tutsakların tahliye edilmesi için bebeklerin cezaevinin soğuk duvarlarında değil de oyun bahçelerinde büyümeleri için demokrasi mücadelesini, barış mücadelesini, özgürlükler mücadelesini daha da yukarıya taşımamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Ve şuna inanıyoruz ki aslında yolun en zor kısmına geldik. Bu kadar ağır bedeller ödeyerek önemli bir demokrasi mücadelesi verdik ve bu yolun önemli bir bölümünü kat ettik. Bundan sonra artık
halklarımızın özgürlüğü için, barışı için el ele vererek yeni bir yaşamı birlikte kuracağız. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, mücadeleyle kalın değerli arkadaşlar.